İyi geceler sevgili seyirciler gündem ötesine başlıyoruz artık Gönül Gönüldağ'da yeni sezonla başladı hayırlı uğurlu olsun sizin de çok sevdiğinizi bildiğimiz dizimiz artık Gönül ardından inşallah cumartesi geceleri gündem ötesinde beraberiz bu gece konumuz enteresan Hazreti Süleyman'ı konuşacağız hükümdar peygamber olarak bildiğimiz Hazreti Süleyman çok özel güçlerle donatılıyor. Mührü Süleyman vardır biliyorsunuz. Bir meşhur yüzüğünden bahsedilir. O yüzüğün üzerinde bir tılsım vardır ki bizim birçok bildiğimiz tılsımlı gömleklerde olsun, sancaklarda olsun veya bazı camilerde, bazı yapılarda tılsım olarak kullanılan işte ondan da bahsedeceğiz ama bunun ötesinde Kur'an-ı Kerim'de ve İslami kaynaklarda e, ayrıca Yahudilikte ve Hristiyanlıkta Süleyman'ın, Hazreti Süleyman'ın yeri nedir? Bunların hepsini de soracağız. Çok enteresan dediğim gibi başlıklarımız var. O yüzden vakit kaybetmek istemiyorum. Bu gece sizlerle ilk kez e, buluşturacağımız sevgili hocamız Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden doçent doktor Abdülkadir Macit. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkür ediyorum. Siz... Teşekkür için. Sağ olun böyle taşınma telaşınız da varmış ama o arada... Çok teşekkürler vakit ayırdınız geldiniz. Sizden dinlemek de keyif olacaktır diye düşünüyorum. Bu gece size vereceğimiz hediyelerden biri Kudüs'ün gizemli tarihi. Allah rahmet eylesin Ömer Faruk Arman hocamla ben gururla hep gösteriyorum. Özellikle böyle yapıyorum ki hocamın ismi gözüksün diye. Kameraman arkadaşıma da rica edeyim. E, bu kitapta biz tabi Kudüs'ü anlatmıştık. Daha doğrusu Ömer Faruk Arman hocam anlatmıştı. E, ona bir kez daha rahmet dileyerek onun anısına bu kitabı hediye edelim. Çünkü Kudüs'le de özel bir bağlantısı var malumunuz Hazreti Süleyman'ın. Ve hocamız da Ömer Faruk Arman'ın yetiştirdiği kıymetli isimlerden bir tanesi böylelikle böyle arada bir içimiz cız ederek hocamızı da anıyoruz. Mekan cennet olsun. Amin, amin. Elimde olsa etiketini kullanıyoruz. Tabi e, Süleyman'ın mührü aklımıza geldiği için mührü Süleyman. Ve hani denir ya e, yüzük kimdeyse Süleyman odur ifadesini. Elimde olsa etiketini o yüzden seçmiş bulunduk bu gece. Sizlere de hediye edebilmek adına elimde olsa etiketiyle bizlere sosyal mecralardan lütfen ulaşın. İlk sorumuzda çok kolay. Hazreti Süleyman'ın babası kimdir? Gündem Ötesi seyircisi hemen bilir. Evet hocam biz o zaman şöyle başlayalım. Şimdi hep diyoruz ya Hazreti Süleyman hükümdar peygamber. Ama bir taraftan bakıyoruz mesela Yahudiler kral olarak kabul ediyor. Peygamber olarak bile kabul etmiyor. Ama ona rağmen onların literatürüne de onların kaynaklarına da Hazreti Süleyman bolca geçmiş. Ee, hem Yaşadığı coğrafya, hem gücünün nereden geldiği, çünkü özel hakikaten güçlerle e, ve e, hükümranlık yaptığı alanda geniş olduğu için e, çok özel bir hayat sürmüş peygamber, büyük peygamberlerden. Bize onu anlatmanızı rica ediyorum. Eyvallah. Buyurun. Teşekkür ediyorum. E, müsaadenizle harita üzerinden giriş seve yapmış seve. olalım. Şimdi biz Hazreti Süleyman e, dediğimizde, e, öncelikle Hazreti Süleyman'ın yaşadığı dönemde bu hükümdar peygamber olmasının bir arka planını çok kısa bir şekilde ifade etmemize fayda var. Lütfen. Biz insanlık tarihini milattan önce binler itibariyle başlatıp milattan önce binlere kadar daha küçük topluluklar halinde, konar göçer halde yaşadıklarını ifade ediyoruz. O yüzden bu dönemdeki peygamberler daha kavim peygamberidir ki Kur'an-ı Kerim'de kavmi Nuh, kavmi Ad, kavmi Semud şeklinde kavme gönderilen peygamber olarak zikredilir. Ama milattan önce 10 binlere geldiğimizde bugünkü dünyanın şekli de ortaya çıktığında özellikle Nil Nehri, Fırat Dicle Nehirleri, Indus Ganj Nehri ve Dicle Fırat Nehirleri etrafında yerleşik hayatın ortaya çıktığını ve bu milattan önce 10 binlerden binlere kadar buralarda köylerin bir araya gelerek şehirleri, oluşturduğunu ve milattan önce 5000'lere geldiğimizde Mısır e, Mezopotamya'nın merkezi diye ifade etmiş olduğumuz efendim e, Fırat Dicle arası, İndus e, Indus Nehri etrafında ve Dicle e, Efendim Ceyhun, Seyhun nehirleri etrafında e, milattan önce 3000'lerde artık karşımıza devletler çıkmıştır. Dolayısıyla Hazreti Davut dönemi insanlığın bu anlamda yerleşik hayata geçişi, köyler, şehirler, devletler kurduğu dönemin bir peygamberi olarak yer alır. O yüzden kavim peygamberi değildir. Burada özellikle Hazreti İbrahim'le beraber başlayan peygamberlik artık devletlere gelen peygamberler olarak görünür. Bunun Zaten da... Melik ifadesi geçiyor değil mi kendisi? Melik hakkında. ifadesi geçiyor. Burada da, Devletlerin, biz Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen tüm peygamberlere baktığımızda Mısır, Arap coğrafyası ve bu dicle Fırat etrafında olan coğrafyada şekillendiğini söylemiş olabiliriz. Burada Hz. İbrahim sonrasında ilk yönetici peygamber olarak Hz. Yusuf'u Mısır'da görürüz. Daha sonra İsrailoğullarının tekrar Hz. Musa sonrasında Bilad-ı Şam'a gelmesiyle ...buradaki hükümranlığı ele geçirmesiyle... ...aslında Hazreti Davut Peygamber ile başlayan o iktidar dönemi... ...Hazreti Süleyman ile beraber daha büyük bir alana doğru yayılmış olacaktır. Ve bu durum peygamberler arasında... ...Kuran-ı Kerim'de de sizin bir önce ifade etmiş olduğunuz... ...iki peygamber için melik kavramını kullanır. Birincisi Davut Peygamber'dir, ikincisi Süleyman Peygamber'dir. Dolayısıyla bu meliklik... Bizim özellikle onun yerleşik hayata geçtiğinde aslında Mısırda da efendim e, Mezopotamya'nın merkezinde de Hint'te de Çin'de de devletlerin olduğu dönemde bu devletlerin yönetim şekli imparatorluktur. Hazreti Davut da, Hazreti Süleyman da e, peygamber imparator olarak Kur'an-ı Kerim'deki melik kavramı bu şekilde geçer. <laughs> Ancak Kur'an-ı Kerim'de melik kavramını iki şekilde kullanıldığını görürüz. Bir, müsbet anlamıyla ki bu Davut ve Süleyman peygamber için kullanılır. Müsbet anlamıyla peygamber, hükümdar peygamber. Diğeri ise menfi anlamda. Menfi anlamda kullanılan Mısır'ın Firavun'u ve Babil İmparatoru Nemrut üzerinden kullanılır. Bunlar da menfi yani gücü eline geçirdiğinde bunu insanlığın hayırına insanlığın adalet üzere bir hayat sürmesine değil de kendi kudretinin, kendi gücünün, kendi arzularının doğrusuna kullanan bir noktada olması üzerinden ifade edilir. Ancak Hazreti Davut ve Süleyman dediğimizde bu peygamberler müsbet anlamda yani sahip oldukları güçleri insanlığın hayırına kullanma noktasında seferber ettiklerini söylemiş olabiliriz. Peki Hazreti Süleyman'ın yaşadığı dönem? Hz. Süleyman'ın yaşadığı dönem milattan önce 1000 yıllarına tekabül ediyor. Ee, belki bu gücü ele geçi bu güce sahip olmasının bir haritasını çok kısa söyleyecek olursak detayları biraz sonra Lütfen. soru ve konu bağlamında geçmiş olacağız. Milattan önce 1000 dediğimizde özellikle Hindistan, Çin'den hareketle Avrupa'ya doğru olan bahsettiğimiz o devletler arasında siyasi ve iktisadi hareketlilikler oluşmuştur, etkileşim kanalları oluşmuştur. Bu etkileşim kanallarının oluştuğu biz ana yola tarihi İpek yolu olarak söylüyoruz. Bu İpek yolunun biz Kuzey İpek yolu dediğimizde Çin'den çıkar, Türkistan üzerinden, Mavraun Nehir, Harezm, Hazar Denizi'ni geçer, Kafkasya üzerinden, Anadolu'dan Avrupa'ya giden bir Çizgi ana hatlarıyla Güney İpek Yolu dediğimizde Hindistan'dan Umman Denizi'ni geçer, Basra Körfezi'nden bugünkü Irak sınırlarından Anadolu'ya. Güney dediğimizde ise Hindistan'dan deniz üzerinden efendim Kızıl Deniz üzerinden Mısır ve deniz üzerinden Avrupa'ya doğru giden süreç. Burada Hazreti Süleymana baktığımızda. Hz. Süleyman'ın aslında o e, ifade edilen gücünün en önemli kaynağı tam da bu ticaret e, kavşağının merkezinde olması ve burayı yönetmesiyle ilgilidir. Hı hı. Biraz sonra o konuda Belkıs üzerinden Yemen dahil olduğunda aslında Yemen üzerinden Kuzey İpek yoluna hakimiyet kuran e, Irak, e, Mısır'a hakim olduğunda Orta İpek ve Kuzey İpek yolunun kavşağında. Çünkü Mısır, bölge, Mısır, Şam ve Irak bölgesi kavşak bölgesidir tüccarların. Burayı yönettiğinizde büyük bir güç olursunuz. Nitekim Tabii. bütün imparatorluklara baktığımızda burayı yönettiklerinde büyük bir güç elde ettiğini görüyoruz. Hazreti Süleyman da M.Ö. 1000 tarihinde, ...bu coğrafyayı yöneterek o meşhur e, hükümdar peygamber konumuna hı hı. erişmiş olacaktır. Şimdi sadece tabii e, bir devlet yönetimiyle anılan isim değil... ...pek çok e, ya yani mucizevi özelliği de var tabii ki peygamber olduğu için. Şimdi ona bazı özel güçler verilmiş. Bu güçlerin neler olduğunu da biz Kur'an-ı Kerim'den, hı hı. kitabımızdan öğreniyoruz. Şimdi ayetlerden de örnek vererek bunları anlatabilir miyiz? Kur'an-ı Kerim'de biz Hazreti Süleyman'la ilgili kendisine verilenler hususunda öncelikle bir defa hükümranlık verildiği çerçevesinde ayet-i kerimede görüyoruz. Yani tabii bütün aslında imkanların bir taraftan hayvanların, bir taraftan cinlerin, efendim bir taraftan tabiattaki rüzgarın, tabiattaki madenlerin ayet kelimelere baktığımızda bakır madeni rüzgarın yani bir gün içerisinde iki aylık mesafeyi gitme gelme noktasında kendisine bu efendim imkanın verildi. Yine dalgıçlık ve bina yapım hususunda cinlerin emrine müesser kılındığı, kuşların dilini hayvanların dilini bilmesi itibariyle onları çalışmalarında seferber edebilme yetkisinin verildi. Nitekim yine ayet kelimelerde hütüt üzerinden kuşlarla ilgili bilgi istihbarat bilgisi elde edecek şekilde bir gücün kendisine verildiğini ayet kelimelerde bunlar üzerinden aslında bir taraftan bunları biz mucizeler bağlamında görüyoruz. Bunlar yasınamayacak olan şeyler. Ben bu konuda aslında Hz. Süleyman, Hz. Süleyman yapan şeyin daha da merkezde e, ...o peygamberlik olduğunu, siz de girişte ifade etmiş olduğunuz... ...yani o e, büyük peygamberler e, skalasında... ...aslında Hz. Süleyman'ı biz özellikle hükümdar peygamber olması itibariyle zikredebiliriz. Onun pratiğine baktığımızda çok mantığı ki çok tabii şartlarda... ...yani dünya siyasetini yönetebilecek bir irade... ...ki e, peygamberlerin ismet sıfatı, fetanet sıfatı... Hı hı. Bununla ilgili kendisine verilen bilgi ve hikmet çerçevesinde olan durumu bahsettiğimiz o geniş coğrafya hükümranlık kurmasında seferber ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla hükümranlığın rüzgarın, şeytanların demir halkalarla efendim elde edilen o bileşik yapıların kuş dilinin, diğer hayvanların dillerinin bilmesi dediğimizde Hazreti Süleyman'ın bu özel kendisine aslında mucize olarak verilen noktalarla büyük bir güç elde ettiğini zikretmiş olabilir. Evet. Şimdi Hazreti Süleyman'la ilgili birçok da rivayetten de bahsediliyor. Şimdi mesela Ahdi Atik'teki bazı bilgilerle bizim dinimizdeki bazı bilgilerin aslında yeri geldiği zaman örtüştüğüne de şahit oluyoruz ama bazı noktalarda özellikle Hazreti Süleyman'ın hem hayatındaki tercihleri hem de ya bir noktada onlar neredeyse yani imanını bile sorgulayacak noktaya getiriyorlar orada çok ciddi ayrımları görüyoruz benim gözlemleyebildiğim kadarıyla şimdi Kur'an-ı Kerim'de 16 yerde ismen geçiyor e, ee, üstün kılındığı şükreden salih hakim anlayışlı bir kul oldu. Keskin zekası, engin bilgisi ve e, hikmetiyle karmaşık meseleleri çözebilme özelliğinden bahis geçiyor. Şimdi burada aslında e, Kur'an-ı Kerim'de babasına gönderilen bir takım sorular var herhalde. Yani kendisinin seçilmesi de o süreçle gerçekleşiyor. O kısmı bir anlatabilir miyiz? Hazreti Davud peygamberin 19 tane evladının olduğu ifade ediliyor. 40 sene süren hükümranlığı sonrasında son demlerinde 19 evladı arasında Hazreti Süleyman aslında 12-13 yaşında hükümran olacaktır. Aslında evlatlar arasında yaş itibariyle küçüktür. Ancak sizin de vurguladığınız ayet-i de ifade edildiği bağlamda bilgisi, zekası, yetenekleri çerçevesinde hükümranlığı en e, alıp götürebilecek yapıdadır. Ki bu anlamda e, dönemin İsrail olan önde gelenleri yaşı küçük olması itibariyle itiraz edeceklerdir. Ancak Hazreti e, Davut orada onun ferasetini, yetkinliğin yeteneğini ortaya koymak hususunda iki şeyi gerçekleştirecek. E, birinci olaraktan o e, İsrail olan önde gelenlerinin huzurunda ee, soru soracaktır, diyecektir ki, efendim, e, bütün iyi olduğunda e, cüzlerin de iyi olduğu, bütün bozulduğunda cüzlerin de bozulduğu şey nedir? Sorusunu soracaktır. Hazreti e, Süleyman'ın orada cevabı kalp olacaktır. Yani kalp iyi olduğunda aslında bütün de iyi, e, kalp e, bozulduğunda aslında bütün de bozulmuş olacaktır. Bize bu doğrudan aslında Hazreti Peygamber e, Efendimiz'in hadisinde de geçtiği üzere... ...vücutta öyle bir organ vardır ki o iyi olduğunda aslında bütün vücut ona göre Hı. şekil alıp iyi olur. Kötü olduğunda bütün vücut ona göre şekil alır. Peki bu kısımla ilgili olarak bir rivayetten bahsedilir. Ee, babası oğluna soruyor soruları. Ee, diğerleri cevap veremezken küçük oğlan cevap verebiliyor. Sonrasında da evet sorulara güzel cevap verdin ama... Yani burada böyle gülüyordun. Hani işi biraz böyle alaya alır halde cevap vermen hoşuma gitmedi. Tabii tam kelimeler böyle değil ama hani okuduğum rivayeti sadece hatırlamaya çalışıyorum. Çok özür dilerim eğer bir hatam varsa. Orada da şöyle dediği var yani söyleniyor, rivayet ediliyor. Orada bir karınca vardı bana cevapları söylüyordu. Ona bakıp aslında gülüyordum diye. Bizim hı hı. İslam inancında yani var olan bizim e, sahih bir bilgi mi bu? Şöyle yani orada e, ikinci olarak aslında Hazreti Davut peygamberin Süleyman peygamberin peygamber olması ile ilgili uygulaması e, 19 tane evladının e, bir e, ahşap işte odun parçası alması, asalarını alması, üzerine isimlerini yazmasını ve onu bir mahzene efendim götürdü. O mahzende sadece Hazreti Süleyman'ın e, to tohum veya o odun parçasının işte çiçeklendiği hmm. yani meyveye durduğu, ürün ortaya koyduğu hmm. şeklinde bir uygulama ortaya çıkacak. Bu da e, orada bulunan İsrail İsrailoğulların önde gelenlerinin Hz. Süleyman üzerindeki mutabakatını oluşturacak. Peki çok kısa şunu söylemekte fayda var. İsrailoğulları zor bir e, toplum. Yani Kur'an-ı de aslında İsrailoğulları üzerinden Hz. İbrahim'le başlayıp Hz. konumuz olduğu için Hz. Süleyman'a kadar gelen dönemde İsrail ile ilgili olan pek çok bilgiyi bize aktarmış olur. Evet. Yani Hz. Süleyman'ı o bilgilerle birlikte değerlendirdiğimizde o toplumu ikna etmek, o toplumu yönetmek hususunda argümanlarının güçlü olması gerekir. Bu argümanlar hem efendim e, mucize anlamıyla çünkü Hz. Musa'da da görüyoruz. Yani o, o toplum bir taraftan Mısır'da köleleştirildiğinde Firavun tarafından aslında mucizelerle Mısır'dan bir çıkış sürecidir. Gerek gökten helvanın efendim indirilmesi, gerek kızıl denizin kendilerini açılması, gerek efendim daha Hazreti Musa'ya verilen mucizeler düşündüğümüzde bu topluluk mucizelerle bir taraftan o Mısır'dan çıkışı Filistin topraklarına gelişini tesis etmiştir. Hazreti Süleyman'ın da o toplumu yönetmesiyle ilgili mucizelerin e, devreye konulduğunu dikkaten kaçırmamak e, gerekiyor. Yani burada o ifade edilen e, uygulamalar Hazreti Süleyman üzerinde mutabakatın oluşmasını sağlayacaktır. Şimdi e, verilen yine nimetlerden üstünlüklerden. Şimdi biraz böyle konuşalım. Hı hı. Ee, Hz. Süleyman'a verilen nimetler onun üstünlükleri bağlamında Kur'an'da yer alan bilgilere göre Süleyman Rabbim beni bağışla bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphesiz sen daima bağışta bulunansın diye dua etmiş. Bunun üzerine biz de istediği yere onun emriyle kolayca giden rüzgarı, hı hı, hı. bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları, demir halkalarla bağlı diğer yaratıkları emrine verdik. Şimdi burada şunları konuşalım mesela bu arada İslam Ansiklopedisinden okuyorum. E ee, bizim bildiğimiz rüzgarın haricinde bir rüzgardan mı bahsediyoruz ya da es rüzgar diyor da gidiyor diye mi istediği yere emriyle kolayca gidebilen rüzgar deniyor burada şimdi bizim e, peygamber efendimizle ilgili elde ettiğimiz bilgiler çok güçlü çünkü ashab-ı kiram bizzat hazreti peygamberin bütün eylemlerini bütün işlerini bütün sözlerini bütün faaliyetlerini kayıt altına almıştır ve o kayıtlar Başta hadis-i şerifler olmak üzere aslında siyer kaynaklar üzerinden bize kadar gelir. Ama Hazreti Peygamber'den öncesi dediğimizde biz tarihçiler olarak da bu anlamda aslında Hazreti Peygamber dönemi kadar çok somut bir bilgi, kaynak hususunda bir taraftan daha yoğun bir çalışmanın ortaya konulması gerektiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada... Özellikle Hazreti Peygamber'den önce bilgi kaynağı dediğimizde Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu bilgiler bizim için muteber. Hı hı. Esas efendim e, ilke olarak onların yorumlanması hususunda da onların maddi düzlemde mi anlamış olacağız, onları manevi düzlemde mi ha. anlayacağız hususu Üzerinde müfessirlerin, e, müverrihlerin, tarihçilerin bir taraftan e, eylem koyduğu, anlamaya çalıştı meseleler olarak yani Hz. Süleyman dediğimizde dikkat ederseniz Akdeniz'e, Kızıldeniz'e o Yemen hakimiyetiyle beraber aslında Hindistan'dan biz efendim gelen Güney İpek Yolu'yla efendim işte Etiyopya üzerinden çıkan o hatta hakim olduğunda acaba hem somut anlamda yelkenlilerinin o peygamberlik çünkü bilgiyle geliyor. Yani dikey bir bilgi, Allah'tan gelen bir bilgi. Hangi topluma peygamberlik gelmiş onlara çağ atlatıyor. Onlara diğer toplumlarından bilgiyle geliyor ve onları aslında toplumların önderleri haline getiriyor. Dolayısıyla burada Hazreti Süleyman peygamberin o denizler üzerinden olan bir taraftan yeri geldiğinde gücün arkasında aslında buradaki ticareti yönetmesi, gemiler yapması. Çünkü fenikelilerle bir taraftan o gemi ticaretini gerçekleştiriyor. Onlarla filo oluşturuyor. Acaba burada o mesafelerin kısalmasını maddi düşündüğümüz zaman o bilgiyle yani denizde gemilerin hareketini sağlayacak rüzgara göre tayin etme bilgisi acaba önceki döneme göre daha hızlı bir noktada mı teşkil hmm. etmiştir onu. Diğer taraftan e, somut e, olarak da e, hakikaten e, sus, manevi itibariyle baktığımızda daha rüzgar daha hızlandırmasını es, sağlayan ilpizim. noktada mı olduğunu iki bağlamda da ele değerlendirebiliriz gerekiyor. diyorsunuz. Bunu belki anlaşılması için şunu söyleyebiliriz. Hazreti Peygamber'in Miracı aslında Hazreti Peygamber ile beraber ümmetinin ve insanlığın aslında uzayla ilgili çalışmaları bağlamında bir perspektifi oluşturan noktada yer alıyor. Zaten burada esas itibariyle herhalde e, hani Hazreti Süleyman dendiği zaman insanların aklına gelen e, Belkıs'la ilgili olarak ve hatta orada acaba ışınlanmayı mı... E, yani ondan mı bahsediyor ya da bilmiyorum siz ilham veriyor diyorsunuz ya, yani insanlara hı hı. ilham daha acaba bir gün hakikaten insanlık bunu gerçekleştirebilecek mi diye düşündüren bir boyutu var. Boyutu var. Hatta isterseniz şimdi e, bundan da bahsedelim ama öncesinde bir soru daha sormuş olayım sevgili seyircilerimize. Elimde olsa etiketini bu gece kullanıyoruz. Sizlere soracağımız ikinci soru da e, Hazreti Süleyman kıssasında bahsi geçen kuş hangisidir? Çok da güzel bir kuştur. Ee, bir başka ismi vardır. Bizde özellikle zikredilir. Yani neyse onu da söyleriz <laughs> birazdan da. Hah geldi. <laughs> çok güzel. Bu çok enteresan bir kuş aslında. Mesela Tevrat'ta da e, etinin yenmesinin yasak olduğu bahsedilen kuşlardan bir tanesiymiş. Bir de Antik Mısır'da da e, gök tanrısının sembollerinden bir tanesi. Dolayısıyla yani çok uzun zamandan hani kadim zamanlardan bu yana hep e, Kutsal kabul edilen bir varlık bu kuş. Ama çok da güzel, gerçekten çok güzel. Şimdi e, ikinci sorumuzda sorduk. Bu e, Belkıs'la ilgili olan e, hı hı. ayetten bahsedelim isterseniz. Hazreti Süleyman'ın e, Hazreti Davut'un hükümranlık alanı bugünkü Irak, Suriye e, ve Nil Nehri'ne kadar olan bir coğrafya olarak e, ifade edilir. Hazreti Süleyman ise bu coğrafyaya Mısır'ı ve aslında bugünkü Arap coğrafyası Yemen'e kadar olan bölgeyi katarak Sezai Karakoç merhum Yetik Cennet kitabında Hz. Süleyman'ın bu alanını ifade ederken döneminin en büyük imparatorluğu noktasına geldiğini söylemiş olur. Ben başta ifade etmiş olduğumuz o geniş Mezopotamya'nın yani Çin ve Hind'den Avrupa'ya doğru açılan ticaret yolunun kavşağı Suriye, Mısır, Irak, İran topraklarıdır. Buraya hakim olduğunuzda aslında burayı yönettiğinizde güç elde ediyorsunuz. Yani Sümer'den Asur'a, Asur'dan Babil'e, efendim Hz. Süleyman dönemindeki devlete, oradan Pers'e, Yunan'a, efendim Roma'ya, İslam İmparatorluklarına baktığımızda hep buraların Efendim e, ortaya konulduğunu görmüş oluyoruz. Dolayısıyla Hazreti Süleyman'ın e, Yemen'e doğru olan seferini biliyoruz. E, Hütüt kuşuyla ilgili e, olan ayet-i kerimede de, e, Neml suresi 44. ayet-i kerimede de ifade edilen, Belkıs Yemen bölgesinin hükümranı. Yemen bölgesi dediğimiz şey, e, Hint'le o e, Etiyopya, üzerinden O coğrafyayı yönetmek. Bir daha hatırlatırım. Belkıs neredeydi? Hazreti Süleyman neredeydi o esnada? Hazreti Süleyman bugünkü Filistin topraklarında Bilad-ı Şam diye ifade etmiş olduğumuz, hı hı. Belkıs bugünkü Arabistan'ın güneyi diye ifade etmiş olduğumuz Yemen bölgesinin melikesi. Aslında tarih boyunca da baktığımızda Yemen bölgesi. E, o bahsettiğimiz ticari durum, e, ikliminin muhtedirliği, e, ziraatın muhtedirliğinden büyük devletler ortaya koymuştur. Döneminin melikesi olarak karşımıza çıkar. Hı hı. Hz. Süleyman Hicaz'a doğru, Hicaz'dan da güneye doğru hareketini ordusuyla sürdürürken hütüt koşu e, ordudan ayrılacak ve e, Yemen tarafında olan bir e, gözlemde bulunacaktır. Ve orada, Hatta Hazreti Süleyman'ın kızlığı da söylenir, nerede hütüt diye. Evet, hütüt aynı zamanda Hz. Süleyman'ın e, abdest suyunu, yani suyun nerede olduğunu, ordu hareket ederken su nerede, ordu ona göre konuşlanıyor, ona göre su ihtiyacını karşılıyor. Topran hütüt aynı zamanda bunu e, aslında ediyor. O Bu, bilgiyi getiriyor. Hütütle ilgili toprağın altındaki suyu görebildiği söyleniyor. Görebildi. Oysa aslında su arayışı onu Yemen bölgesindeki Belkıs'ın efendim imparatorluk sahasına götürecek. Kaynaklarda orada o seyahatinde oranın verimliliği, oranın bolluğu, oranın zenginliğini görecek. Hazreti Süleyman tabii o abdestle ilgili su ihtiyacı bağlamıyla olduğunda hütütü göremeyecek daha sonra ütüt geldiğinde o bilgi kendisine verecek. Bunun Sen üzerine Hazreti Süleyman o bölgenin Yemen Melike'sine tam da aslında peygamberliğin o siyaseti e, yönetmeyle ilgili bilgisi burada karşımıza çıkacak. Hı hı. Orada öncelikle e, Belkıs'a gönderdiği bir mektup Allah'ın adıyla onu aslında İslam'a davet eden kendi hakimiyetine davet eden bir mektubu göndermiş olacaktır. Hı hı. Tıpkı Hazreti Peygamber'in döneminin Sasani, dönemin Bizans, dönemin efendim Hint, Çin, efendim e, Mısır e, yöneticilerine gönderdiği mektup gibi Hazreti Süleyman da Belkıs'a bu anlamda kendi hükümranlığını daha doğrusu Allah'ın dinine davet mektubunu göndermiş olacak. Tabi Belkıs e, orada hürmetle, saygıyla mektubu aldığında orada da belirli mucizeler görüyor. Sütüt kuşu Hazreti Süleyman'ın mektubunu aslında çok korunaklı olan sarayının mahzenlerine doğru taşıyacak. Belkıs'ın tahtına yerleştirmiş olacak. Belkıs uyandığında. Ben okuyayım hocam. Siz okumayacaksınız. Tam buradan <laughs> devam ederiz. Şimdi. Siz bunu okumayacaksınız. Ben okuyayım. Şimdi, şimdi Neim suresi 15. ayetten başlıyorum. Ee... Doğrusu biz Davut'a ve Süleyman'a hususu bir ilim verdik. İkisi de bizi mümin kullarının birçoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davut'a mirasçı oldu. Şöyle dedi. Ey insanlar bize kuşların dili öğretildi. Bize her güzel şeyden bir nasip verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur. Günün birinde cinlerden, insanlardan, kuşlardan oluşan orduları ...emrü üzere Süleyman'ın huzurunda toplandılar. Hepsi birlikte onun tarafından düzenli bir şekilde sevk ve idare ediliyordu. Nihayet karıncalar vadisine geldiklerinde bir karınca... ...ey karıncalar yuvalarınıza girin... ...Süleyman ve orduları farkınıza varmadan sizi çiğneyip ezmesinler dedi. Tabi buradan da onların konuşmalarını da anladığını öğreniyoruz. Bu sözleri işiten Süleyman... Masum bir mutluluk içinde tebessüm etti. Rabbim bana, anama, babama verdiğin nimetlere şükretmeye, razı olacağın salih amelleri işlemeye beni muvaffak kıl, rahmetinle beni salih kullarının arasına ilhak eyle diye yalvardı. Bu arada Süleyman ordusundaki kuşları teftiş etti. Demek ki tüm kuşları tanıyor, biliyor. Değil Aynı zamanda aslında bir ordu komutanı olaraktan, ordudaki seferin, ordudaki disiplinin, ...de göstergesi olarak anlaşılması gerekiyor. Evet. Şimdi hüt hütütü göremiyorum yoksa kayıpları mı karıştı? Madem öyle onu şiddetli bir şekilde cezalandıracağım... E, ...sonrasında da apaçık bir delil istiyor ama çok geçmeden hütüt geliyor... ...diyor ki ben senin bilmediğin bir şey öğrendim... ...sana sebe kavminden çok mühim doğruluğu kesin bir haber getirdim... Hı hı hı. Sebellilere hükümdarlık yapan bir kadın buldum ki kendisine her güzel şeyden bir nasip verilmiş, onun büyük bir tahtı, pek güçlü bir yönetimi var. Demek ki kadınmış yönetici orada. Mesela o dönemle ilgili olarak böyle bir bilgi de edinmiş oluyoruz ayrıca. Ne var ki onun ve kavminin Allah'a bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Anlaşılan şeytan onlara amellerini süslü göstermiş. Onları yoldan saptırmış. Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Oysa göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri açığa çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez mi? O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O büyük aşın Rabbidir. Süleyman da döndü dedi ki doğru mu söylüyorsun yoksa yola, yalancının biri misin göreceğiz. Şu mektubumu götürüp onların yanına bırak. Sonra onlardan biraz öteye çekil ki hangi neticeye varacaklarını gözle. Mektubu alan Sebe Melikesi adamlarına şöyle dedi: "Ey ileri gelenler bana çok önemli bir mektup bırakıldı. Mektup Süleyman'dan geliyor. Rahman Rahim Allah'ın ismiyle diye başlıyor." Şimdi o zaman Süleyman Hazreti Süleyman tanıyor mu? Yani o zaman biliniyor, değil mi zaten Tabii, hükümdar olduğu için? Hazreti Süleyman aslında insanlığın o merkez havzasında bir hükümdar olarak biliniyor. Belkıs da aslında o büyük ordularla geldiğinden dolayı bir taraftan o da akıllı bir hanımefendi, yönetici olarak Hz. Süleyman'la mücadele etmenin kendileri itibariyle mümkün olmadığını da fark ediyor. Bir taraftan da aslında kendisine gelen bir mektuba gösterdiği hürmeti ve nezaketi görüyoruz. Bu önemli. Bunu şöyle çok kısa açabilirim. Mesela Hz. Peygamber Sasani kralına mektup gönderdiğinde Sasani kralı o mektuba hürmet göstermeyecek, yırtacaktır. Hatta gelen elçiye efendim öldürmeyle ilgili e, bir uygulamada bulunacaktır. Neticesi ise sasa'nın e, paramparça... olması olmasıyla ilgili. Ama mesela e, Hazreti Musa'nın karşısında Firavun efendim o sihirbazları çıkardığında sihirbazlar yine Hazreti Musa'ya bir taraftan hürmetle nezaketle önce istersen sen at. Aslında o nezaket onları bir taraftan imana doğru götüren bir noktaya taşıyacak. Belkıs'ın da burada yine o gelen mektuba bunu iki şekilde anlamayabiliriz. Bir, Hazreti Süleyman'ın o kudreti, gücü. Çünkü hakikaten dünyanın merkez havzasını yöneten bir hükümdar. Büyük ordularla gelmiş durumda. Onun karşısında mücadele etmek aslında kayıp anlamına geliyor. Ama bir taraftan da o nezaketini ortaya koyarak, hürmetini ortaya koyarak onunla e, iletişimini sürdüğünü göreceğiz. Bu onu aslında e, nasıl ki... E, Firavun'un o sihirbazları imana gitmiş ise e, ben da aynı noktada imana gitmesine vesile olduğunu göreceğiz. Şimdi e, Nem suresi 36. ayetten devam ediyorum. Elçiler gelince Süleyman onlara şöyle dedi. Hediye gönderiyor değil mi Belkıs Hazreti Süleyman'a? Sonra da size bana malla yardım etmek, böylece beni etkilemek mi istiyorsunuz? Şunu bilin ki Allah'ın bana verdiği nimetler sizin verdiğinizden çok daha hayırlıdır. Ancak siz bu tür hediyelerinizle sevinir böbürlenirsiniz. Haydi hediyelerinizi de alıp götürün. Onlara şunu bildirin. Biz onların üzerine asla karşı koyamayacakları ordularla varacağız. Elbette onları zelil ve küçük düşürülmüş bir halde ülkelerinden sürüp çıkaracağız. Burada belki kısaca açmak gerekirse, e, kafirler dünyayı gözlerinde ve aslında ideallerinde merkeze koyduklarından dolayı Müslümanlarla karşılaştıklarında zannederler ki onlara dünyayla ilgili tekliflerde bulunduklarında dünyanın efendim malı, makamı, mevkiyesi, nimetlerini sunduklarında zannederler ki aslında davalarından ve ideallerinden vazgeçmiş olacaklar. Burada belkısın öncelikle hediye göndermesi bir taraftan sana nezaketin de bir ürünü ama onu bir taraftan bir rüşvet olarak da yani ben bu anlamda bu güce sahibim bu güçten sana da takdim ediyorum şeklinde aslında o güç güç üzerinden Hazreti Süleymanla bir irtibat kurma Hı. Hazreti Süleyman ise o kendisine hediye geldiğinde söylediği ayet i kerimede de geçen. Yani bu hediyelerin yanında Cenab-ı Allah'ın bana lütfettiği nimetlere baktığımız zaman bu hediyeler onun yanında Neki. bir hiç. Ne ki? Şimdi diyor ki elçi döndükten sonra Süleyman dedi ki ey ileri gelenler onlar Müslüman olarak bana gelmeden önce o kadının tahtını hanginiz bana getirebilir? Hı -hı. Ee, aslında burada mucizesini gösterecek ve ikna olmalarını sağlayacak. imana gelmelerini Hı -hı. sağlayacak değil mi? Şimdi... E, bir ifrit ben daha sen makamından kalkmadan önce onu sana getireyim çünkü ben gerçekten bu konuda çok kuvvetli, güvenilir biriyim dedi. Kitaptan hususi bir bilgiye sahip kişi de ben onu sana daha gözünü kırpmadan getiririm dedi. Süleyman tahtı yanı başında hazır görünce hop getirdi. Ha? Hı hı. Süleyman tahtı yanı başında hazır görünce bu Rabbimin lütfundandır nimetine karşı şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınıyor. Kim şükrederse kendi iyiliği için şükretmiş olur. Kim nankörlük ederse şüphesiz Rabbim hiçbir şeye muhtaç değildir. Lütuf ve keremi pek boldur. Bu arada bu kitaptan hususi bir bilgiye sahip kişi diye de Asıb bin Berahya'dan bahsediliyor. Evet veziri olarak. Bir de veziri olarak katibi veya veziri olduğu kaydedilen kişi ama İslami kaynaklarda bazı yerde de Hazreti Süleyman teyzesinin oğlu diye de geçiriyor onu. Çok güvendiği bir kişi. Hatta Hazreti Süleyman'ın katibi veziri olarak gösterilmekte ismi azamı bildiği duasının kabul edildiği keramet sahibi birisi olarak da bahsi geçiyor. İbni Haldun e, mukaddimede e, toplumların iktidar olmasıyla ilgili ...asabiyenin güçlü olması çerçevesinde bir e, ifadede bulunur. Asabiyeti güçlü olan toplumlar, topluluklar zaman içinde devlet e, inşasında bulunurlar. Bu devlet inşasında e, o toplumların e, bir arada olması, birlikte olması gücü de getiren şeydir. Hz. Süleyman'ın gücünün arkasında 12 tane e, İsrailoğlunun, e, kabilenin bir araya getirilmesinin bir gücünü görmüş oluyoruz. Aslında benzer örneği Hz. Peygamber de Arap toplumlarını bir araya getirdiğinde büyük bir güç oluşturacak ve bu güç dünyanın iki süper gücünün birini tarih sahnesinden çekilmesine Sasani'yi Bizans ise kadim Roma topraklarından ele tek çekmesini sağlayacak ve Hz. Peygamber de yine Hz. Süleyman'ın e, hükümran olduğu coğrafyaya hakimiyet kurarak dünya siyasetini, ekonomisini buradan yönetme imkanı elde etmiş olacaktı. Hazreti Süleyman'ın e, İsrailoğulları'nın bu 12 kabilesini bir araya getiren, ahenkli bir şekilde yönetimde tutması, yani bahsettiğiniz o teyze oğlu dediğiniz şey, yani o akrabalık hı hı. ilişkilerini Hazreti Süleyman güçlü bir asabi etrafına bir araya getirip, devletin kurulması ve devletin bu birliktelikle. Nitekim e, yani birliği teşkil eden toplumlar, asabiyesi güçlü olan toplumlardı ve devlet ve imparatorluk kurmuştur. O asabiyeyi bozan, dağıtan, birliğini bozan toplumlar parçalanmaya Mahkum olmuştur. mahkumdur. Yani bu Müslüman ve Müslüman olmuş olmamış olması arasında bir fark olmaksızın insanlığın bir kaderi olarak. Hı hı. Bir taraftan yani. da seyircilerimizden gelen sorulara da bakıyorum. Orada da böyle güzel sorular var. Yönelteceğim. Elimde olsa etiketiyle gönderiyorsunuz. Üçüncü soruyu da sormuş olayım. Süleyman Mabedi Hangi şehre inşa edilmiştir? Ee, bu sorunun da yanıtını kolaylıkla bileceğinizi tahmin ediyorum. Şimdi tabi seyircimizden burada hem Instagram'dan hem Twitter'dan baktığım kadarıyla en çok merak edilen hususlardan bir tanesi Hazreti Süleyman'ın gücünün yüzüğünden gelip gelmediğiyle de ilgili. Burada tabii e, Belkıs'la ilgili olarak bu kısaya da devam edeceğiz ama e, yüzü şu ana kadar şu okuduklarımız arasında geçmedi. ...yüzüğünü nasıl elde etmiş oluyor? Ya da yüzüğünü taktığı zaman bu kuşları veya e, rüzgarlara rüzgarlara edebiliyor, dillerini anlıyor? Diye evet. sormuş. Fikret Bey'e teşekkür ediyoruz. Hayır hayır. Ee, şimdi e, Mühri Süleyman olarak geçen husus... ...aslında Hazreti Süleyman'ın e, resmi yazışmalarında veya e, atamalar diyelim... ...bir devlet adamının yani o bugünkü kaşe imza dediğimiz şeyin aslında Hazreti Süleyman'daki boyut orada rivayetlerde La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah yazdığı ifade edilir. Nitekim aslında Hazreti Süleyman'ın o Yemen tarafına doğru olan seferinin bir sebebi olarak da Hicaz'a doğru gidişi. Oradan Hazreti Peygamber'i Efendim insanla takdimi zikredilir. Oradan hareketle hütüt üzerinden Yemen'e doğru açılımı yani o mührü Süleyman, aslında Hazreti Süleyman'ın hükümdar peygamber olaraktan uygulamalarında kullandığı bir mühür olarak anlamak gerekiyor. O mühür tabi bir taraftan bugün İsrail'inde bayrağında aslında Davut Yıldız'ı şeklinde kullanmış oldu. o aslında evrensel bir figür olarak karşımıza bir taraftan çıkıyor. Yani hükümranlığın aslında temsilli olaraktan anlaşılması gerekir bir yönüyle. İkinci yönüyle o e, altı köşeli yıldız e, uygulaması e, aslında kendi içerisinde e, insanlığın olumlu yönleriyle olumsuz yönlerinin bir araya geldi. aslında madde ile mananın, e, dünya ile ahiretin, somut ile soyutun bir araya geldi. yani tevhid edildiği bir çerçevede e, oluşturulur. Mührü Hazreti Süleyman'ın yüzüğü dediğimizde bu yüzüğüne bir zaman sonrasında sanki bu yüzük Hazreti Süleyman'a bütün kapıları açan hani sanki bütün falan. gücü ortaya koyan noktadır. Ben aslında şöyle anlaşılması gerektiğini söylüyorum. Hazreti Süleyman Hazreti Süleyman yapan aslında nübüvettir. Yani peygamberliğidir. O peygamberliğin getirdiği gerek mucize boyutu, gerek feraset boyutu gerek efendim o bil, nübüvvetle gelen vahiy bilgisi. Aslında bu bilgiyle o geniş coğrafyaları yönetmeyi başaran, o bilgiyle dünya ticaretini yönetmeyi başaran ama bütün bunları bir kenara bak sadece bir yüze hasrederek Hz. Süleyman'ı o yüzük üzerinden kodlamak biraz eksiklik teşkil eden bir boyutu oluşturmuş olur veya arkadaki nübüvveti aslında fulü ulaştıran, nübüvveti bir taraftan izale eden bir noktaya taşır. Şimdi Ömer Faruk Arman Hoca ee, Hz. Süleyman'ın yüzüğünün sırrı neydi diye ben sorduğumda evet. şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki inanışa göre Cebrail cennetten Adem peygambere üzerinde sembol bulunan bir yüzük verir. Adem bin yıl kadar yaşadıktan sonra vefat edince yüzük de geldiği yere cennete geri çekilir. Nice zaman sonra Cebrail Davut peygambere yüzük ve sorularla gelir. Bu soruları çocuklarına sor. içlerinden her kim sizin az önce anlattığınız bu evet. soruya doğru cevap verirse diye. Ee, velhasıl ee, oğlunu halkını meydanda toplar büyük oğlundan itibaren çocukları sırasıyla sorar zaten sorulara cevabı veren de küçük çocuğudur o da zaten Süleyman'dır sizin az önce ifade ettiğiniz Hı -hı. gibi toplumu da ikna etme noktasında orada zaten meydana çıkartıyor şimdi Süleyman sorulara birer birer doğru cevap verirken bir yandan da anlatıyor onu da geçeyim Heh. şimdi diyor ki Davut peygamber yüzüğü oğlu Süleyman'a verir. Süleyman peygamberin bu yüzüğün gücü sayesinde insanlar dışında da birçok nesneye, hayvana, cine, tabiata, nesnelere hükmettiğine inanılır diye evet, anlatmış. Yani inanılır evet. bu şekilde inanılır diye. Tabii bizim kültürümüze de birçok noktada girmiş. Özellikle mesela Tılsımlı Gömlekler programını yapmıştık. Orada Şehzade Selim'in Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki tılsımlı gömleğinde. Orada göğüs kısmında iki tane Mürhü Süleyman'ı görüyoruz. Ondan sonra biz Ahlat'tan da bir program yapmıştık <laughs> tabii her sene gidiyoruz. O Ahlat'taki mezarlıkta da keza görmüştük. Onu da evet Süleyman'ın mührü nakşedilmiş orada mezar taşları da var. Bu e, aslında Hz Süleyman'ın mührü olarak geçen veya Yahudilik Hristiyanlıkta da aslında Davut Yıldızı şeklinde. Bugün hı hı. özellikle Theodor Herzl'in aslında o e, Siyonizmin bir sembolü olarak daha sonra e, İsrail bayrağında da kullanılan. Ama özellikle 20. yüzyıl itibariyle bütün aslında Yahudilerin evrensel bir boyutu olan e, bu uygulama Hz Süleyman'dan, Hz Davut'tan önce de hı hı. bahsettiğim anlamda mesela Hint kıtasında o e, iyilikle kötülük e, noktasındaki anlayışın aslında bir araya gelmesinin bizde aslında bütün zıt gibi görünen madde ile mananın somut ile soyutun bir araya gelmesi yani peygamberler aslında bütün bunları tevhid eden, birleştiren ama Hz. Süleyman'da bu daha hükümranlık olarak ortaya çıktığı için bu e, bugün de e, Kudüs ziyaretimizde oradaki e, Filistinli Müslümanlarla konuşurken biz e, İsrail'in e, bu efendim işgaliyle ilgili olan durum ortadan kalktığında biz bu e, figürü bayrağımızda kullanmaya devam edeceğiz Çünkü bu aslında o Hazreti Davut Süleyman'dan beri gelen e, hükümranlığın bir e, Tabii, görseli olarak. Bir de biz niçin yani e, bizim inancımızda, kültürümüzde neyse yaşantımızın bir parçası olarak e, var olan bir figürü biz başkasına, ...teslim etmiş olalım netice tabii. itibariyle. İşte Süleyman'ın mührü olarak geçiyor. O e, az önce şey vardı. Onu da verseniz Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağında da var malum. Evet. E, o da tabii mu muhtemelen e, Hazreti Süleyman rüzgara da hükmedebildiği için o da denizlerde kendini gösteren bir isimdi. O da işte kendi sancağına Hazreti Süleyman'ın evet. mührünü koymuş. Kur'an-ı Kerim'de e... Buyurun, estağfurullah. Hazreti Süleyman aslında insanla yani iktidar olduğunuzda güçlü bir siyasal ekonomik güç elde ettiğinizde nasıl olmanız gerektiği ile ilgili Hazreti Süleyman modelinin ortaya konulduğunu görürüz. Gücünüzü kaybettiğinizde nasıl olmanız gerektiği ile ilgili mesela işte Roma karşısında Hazreti İsa gibi olun veya Mısır firavunun karşısında Musa gibi olun. Yani aslında Allah insanlığın hem zirvede olduğu hem de iktidarını kaybettiği dönemde nasıl davranması gerektiğinin prototip örneklerini biz de o evet, yüzden anlattım. Müslümanlar e, İslam tarihinde zirvede olduklarındaki yöneticileri daha çok Hz. Süleyman ve Peygamber Efendimiz'e Medine dönemindeki bir e, yönetici profiline uygun olun şeklinde telkinlerde bulunurken, nasihat namelerde e, efendim bulunurken diğer taraftan gücün kaybedildiği dönemlerde ise yani Musa peygamberin efendim karşısında işte e, e, Mısır Firavun'un olduğu veya İbrahim peygamberin Babil kralının olduğu, hmm. İsa peygamberin Roman'ın olduğu noktada. O yüzden Hazreti Süleyman ancak zamanda kendisinden sonra aslında bütün o dünya üzerinde güç elde etmek isteyen Müslümanlar için bir ideal prototip bir yönetici noktasına da gelmiştir. Bir de demek ki e, ha bunu istiyorum ne olursunuz bunu şey yapmayalım bu bana enteresan geldi Keman Keş Mustafa Paşa Camii'nin evet. e, avlu kapısının dış yüzeyinde e, yine var. Bu çok enteresan. Şimdi bir taraftan Aa neden acaba Kemal Keş Mustafa Paşa Camii'nin allusuna var falan diye baktığımda... şimdi e, ...cellat tarafından e, çarşıda boğularak öldürülen bir isim, sadrazam. Mallarına da devlet el koymuş. Sonra e, gitmişler konağına girmişler, 30 bin altın tamam. Ama onun dışında da üzerinde çiviler çakılı bir tahta üzerinde bazı devlet adamlarına ait resimler görmüşler. Şimdi... Bir taraftan bu mühürle de e, ilgili birisi zira havas ilmiyle de uğraşıyormuş. Hı hı. O yüzden yani, şaşırmamak gerekiyor. Öyle. Bu e, figürlerin aslında tarih içerisinde, zaman içerisinde mana belirli değişimlerine uğradığını da e, gözden ırak tutmamamız gerekiyor. Yani özellikle haçlı seferler sırasında e, haç e, dediğimiz durumun karşısında e, Müslümanların hilal e, nasıl bir figür olarak ortaya çıkmış ise efendim aslında Yahudiler için de kendilerini temsil edecek bir e, simgenin e, ortaya konulması gerekir ki tarih arka planda oradan hareketle e, ortaya çıktığını söylemiş olabiliriz. Evet. Ama nihayetinde hükümranlığın sembolü olarak e, anlamamız icap ediyor. Evet, şu e, neim suresini tamamlayalım isterseniz ondan Buyurun. sonra... E, Hazreti Süleyman'la ilgili dediniz ya bize Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalardan çıkarmamız gereken dersler var ve Hı. peygamberlerin yaşamındaki o aslında inişler ve çıkışların da bize örneklik teşkil etmesi gerekiyor tabii, diye. Tabii. Orada bir şey yakaladım da onu size sormak istiyorum ama şunu bir tamamlayalım. Peki şimdi ne oluyor sonrasında? Hmm. Nem suresi 44. ayet. Belkıs'a buyurun sarı şeyi getirtti, tahtı getirtti. Belkıs'a buyurun saraya girin dendi. Sarayın eyvanını görünce zemininde engin ve durus olduğunu zannedip eteğini yukarı çekti. Süleyman bu billurdan yapılmış şeffaf bir saraydır dedi. Kim bilir nasıl güzel gözüküyordu. Hı. Su zannetmiş. Hı hı. Belkıs sonunda Rabbim ben senden başkasına taparak kendime zulmetmişim. Artık şimdi Süleyman'la beraber alemlerin Rabbine gönülden teslim ediyorum Teslim oluyorum dedi. Bu yöneticiliğin e, önemli uygulaması, yani karşınızdaki muhataba göre ona bir taraftan e, hürmet ediyorsun. Yani bugün uluslararası siyaset dedi. Hmm. E, bir cumhurbaşkanının gelmesiyle ona yönelik protokol ile bir başbakanın veya bir bakanın veya bir bakan yardımcısının, yani Hazreti Süleyman e, Belkıs gibi bir bölgenin yöneticisi geldiğinde ona uygun bir sarayı yaptırıyor. Ama onu bir taraftan aslında kendi kudretini ortaya koyup o kudret karşısında boyun eğmesini sağlayan ve itaat etmesini de mümkün kılan bir Hı -hı. aslında e, siyaset e, dehası olarak bence bunu okumak gerekiyor. E, Hz. Süleyman çünkü o güçten anlıyor. Hz. Süleyman aslında gücü ortaya koyuyor. Ama aslında bu gücün Allah tarafından verilen bir güç olduğu ve aslında güce değil de Allah'a itaat edilmesi hususunda hı hı. mesela Hazreti Peygamber de e, baktığımızda Müslüman olan kişilerin e, seviyesine göre e, bir taraftan muamele edip aynı zamanda Müslüman olduktan sonra onlara o seviyesine uygun yöneticiliği devam ettirecektir. Yani Mekke'nin fethine e, Mekke'yi fethettiğinde girerken e, Ebu Sufyan'ın konumunu sarsmıyor. Onu Ebu Sufyan'ın evini güvenli hale getiriyor. Onu konumunu sarsmaksızın o itibarı ona gösteriyor. Dolayısıyla o itibar aslında Ebu Sufyan'ın İslam'a karşı olan muhabbetini de veya en azından düşmanlığını zayıflatan, azaltan ve İslam'a girme sağlayan şey. Hz. Süleyman burada Belkıs'a yönelik bir tahtını getirmesi Belkıs'ı etkileyen boyut. Ebu İki, Sufyan Muaviye'nin babası değil mi? Evet. Ha. Müslüman olacaktır Mekke'nin fethinde. <laughs> yani bu... E, Sonra kızıyla da değil mi? evliliği. Ha evliliği olacak. Daha değil öncesinde mi? gerçekleşmiş Aha. durumdadır. Bütün bunlar e, yani Hazreti Süleyman'ın Belkıs'a yönelik tahtını getirmesi, tahtını bir taraftan parçalaması, yani tanıyıp tanımama hususunda onun e, aklını test etmesi, e, diğer taraftan da aslında bunun bir e, normal olay yani e, nasıl ki e, o sihirbazlar Hazreti Musa'nın attığının sihir olmadığını, yani bunun ilahi bir cihet olduğunu görüp boyun eğiyorsa aslında Belkıs da gerek maddi güç karşısında gerekse de o tahtın gelmesindeki manevi güç karşısında boyun eğen bir noktaya geliyor. Ama inanmayan yine inanmıyor. Tabii burada yani aslında değil mi? Belkıs'ın bence de söylediğimiz hı hı. yani nezaketi, hürmeti burada ona ...o inanma noktasında bir nimeti de beraberinde getiriyor. Şimdi seyircilerimizden çok güzel sorular geliyor. O yüzden müsaadenizle böyle birkaç seyirci sorusunu da hızlıca size yöneltmek istiyorum sevgili hocam. Ahit sandığını çok soranlar var da onu birazdan belki Süleyman Mabedi ile ilgili sorarız. Şimdi ee, bir dakika Zeki Bey'in sorusu e, elimde olsa etiketiyle göndermiş... Diyor ki Hz. Süleyman'ın ölümü nasıl oldu da anlaşılamadı. Şimdi bu hakikaten enteresan bir soru. Bir taraftan e, ayeti de hazırladım burada. Şimdi Sebe Suresi 14. ayet. Süleyman'ın ölümünü takdir edip canını aldığımızda son derece ağır işlerde çalışan cinler onun öldüğünü ancak üzerine dayandığı değneğini kemiren bir ağaç kurdu sayesinde fark edebildiler. Değnek kırılıp Süleyman yere yıkılınca anlaşıldı ki eğer cinler gerçekten duyularının ötesinde olup bitenleri bilmiş olsalardı Süleyman öldüğü halde kendilerini böyle zelil ve perişan eden ağır işleri yapmaya devam etmezlerdi. Yani şimdi belli ki çok uzun bir süre geçmiş Hazreti Süleyman'ın öldüğü anlaşılamamış. Hani hiç mi kimse yanına gitmedi, konuşmadı? Bu da tabii yani Allah'ın bir hikmetidir illaki ama hı hı. buna dair bir var mı evet. acaba açıklama? Şöyle biz e, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bütün hadiselerde mesela helak edilen toplumlara baktığımızda veya bu tür hadiselere baktığımızda aslında tabiat dediğimiz yani alem dediğimiz e, boyutun devrede olduğunu gözden ırak tutmamamız gerekiyor. Yani kastetmek istediğim şey şu gerek deprem hadisesi gerek sel hadisesi Gerek Efendim gökyüzünden efendim işte tsunami oluşturabilecek yoğun yağışların olması, Nuh tufanında olduğu gibi aslında bunlar hep tabii iyi şeyler, aslında somut şeyler bir tarafıyla baktığımızda tamam. e, burada da o dönemde cinlerin geleceği bildikleri, geleceği bilgisini elde ettikleriyle ilgili bir anlayış söz konusu. Aslında burada Allah e, yani şöyle diyelim başka bir örnek üzerinden konuya e, temas edeyim. Mesela insanlar e, efendim işte ateşle ilgili bir keşifte bulunuyorlar. E, dolayısıyla o keşif aslında onlara ateşe doğru, onları tapar noktaya doğru taşıyor. Yani yeni keşfedilen bir şey, değerli bir şey, önemli bir şey sanki o kıymet bizati ondanmışcasına düşünülerek ona olan bir e, Hı. itaat. Hı. Bu ateşe tapıcılığı beraberinde Ya put geçirecek. yapıp puta tapmak gibi mesela. Veya ha. efendim işte diyelim e, tarım toplumu olduğunuzda e, sabandır, e, e, efendim hayvan olarak öküzdür, inektir bunlar çok değerli. Ama çok değerli bir zaman sonra siz onu kutsallaştırdığınız zaman Hı -hı. yani değer kaybına uğramasın ama Hı -hı. Değer, çok, onu kutsallaştıran, ilahlaştıran bir noktaya doğru götürüyorsunuz aslında Allah Hazreti Musa Hazreti İbrahim'in diyelim oğlu İbrahim'le e, ilgili onu ateşe atarken e, aslında ateşin de sahibinin Allah olduğunu insanlara yani o ateşe tapanlara yani sen taptığınız şeyin aslında ardında Benim ki güç Allah'tır. Hı hı. Bunu yani tüm şeyler yani bıçakta da görürüz bunu. Ateşte de görürüz bunu. Efendim. E, tu tsunami'de de görürüz. Anladım ne demek istediğinizi. Burada mesele yani geleceğin bilgisiyle ilgili çünkü o dönem İsrailoğullarında sihir yapmak geleceğin bilgisini insanlar takdim etme noktasında çok güçlü bir uygulama var Allah Hazreti Efendim İbra, Süleyman, Süleyman üzerinden e, cinlerin aslında çok o ayetleri geçen boyutun altında ne fark ettiniz ne anladınız uzun sürede çalışmaya devam ettiniz ettiniz halbuki ben e, o geleceği bilen ben olarak e, bir bunu kime ilham ettim? Bunu o asayı kemiren bir hayvana. Yani aslında sizin o iddianız da çürümüş oluyor. Anladım. Burada aslında De evet o e, yani kar buradaki acziyeti gösteriyor. ortaya çıkarmak ve göstermek gören adına. Için, adına. Gören için e, bundan iman edecek. Anladım. Aynı şey mesela e, Hz. İsa ile ilgili. Yine e, yani Sezai Karas'ın gittik cennetini Hz. İsa'yı anlatırken üstad merhum... Der ki aslında Hz. İsa'nın babasız olması Roma toplumunda erkek egemen, erkeğin tanrılaştırıldığı, onun üzerinden bir tanrı olduğu. Aslında Allah erkeğin de kadının da Rabbi olarak yani o tanrılaştırdığınız, kutsallaştırdığınız erkek olmadan da Allah yaratmaya muhtedirdi diyerek onlar aslında bir ders vermiş oluyor. Engin Yamanoğlu sormuş elimde olsa etiketli Hazreti Süleyman'ın hastalıkla... ...imtihan edildiği... ...doğru mudur diye... E, ...Sat evet. Suresi 34. ayette de... ...andolsun ki Süleyman'ı bir imtihandan geçirdik diyor... Evet. ...o olay nedir? Şimdi biz... ...Peygamber dediğimiz zaman... E, ...zihnimizde şöyle bir şeyin... ...oluşmaması gerektiğini söylemem gerekiyor... ...yani bunlar Peygamber... ...ne zorluk yaşadılar... ...ne hastalık gördüler... ...ne dünyevi sıkıntılarla karşılaştılar... ...ne... ...ekonomik anlamda veya aileyle ilgili problemler yaşadılar. Değil. Yani Hazreti Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'de, Ayet-i de ifade edildiği bağlamda... ...kendisinin de diğer insanlar gibi insan oldu. Ancak Rabbinin kendisine ilham, vahide bulunduğu... ...kendisinin onu insanlar tebliğ ettiği noktada olduğunu söyleyiz. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in biz hayatına baktığımızda da... ...aslında pek çok o insani problemlerle, sorunlarla yüzleştiğini, gözyaşı döktüğünü, Uhud'da e, yara aldığını, efendim eşiyle iftira efendim yaşadığını, çocuklarının ölümüyle karşılaştığını ki şunu görüyoruz. Yani belki bir gün ya Mekke'yi fethettik, sevinelim demeden aslında bir başka imtihanla. E, i̇şte işte benim istilikle gazvede zafer elde ediyor, dönerken eşi üzerinden bir iftirayla meşgul olmak Hı. durumunda kalıyor. Evet. Çocuğun, yani aslında peygamberler insanlığın örnekliği dediğimiz şey bizatihi insandan yaşadığı sorunlar, problemler, onlarla yüzleşen noktada. Hz. Süleyman'la ilgili de buradan hareketle, Hz. Süleyman'la ilgili o imtihan edilme boyutu hususunda ifade edilir. Ee, olay ayet-i kerimelerde de, hadis-i şeriflerde de açıklandığı üzere şöyle. Bir dönem o kontrol altında tuttuğu cinlerden bir e, grup Hazreti Süleyman'ın e, tahtının e, ele geçirilmesi hususunda e, bir e, yani ihtilal diyelim gerçekleştirmiş Hı -hı. olurlar. Ayet-i Kerime'de e, ceset bırakıldı geçer. Yani evet. tahtına ceset bırakıldı. Yani aslında hükümranlığı bir taraftan bir o imtihanla tabi tutulur burada. E, bu rivayeti müfessirlerimiz birkaç şekilde açıklıyorlar. Bir, evet cinler arasında ihtilal gerçekleştirerek Hz. Süleyman'ın iktidarının sarsıntıya uğratılması geçer. İkincisi, Hz. Süleyman'ın eşleri üzerinden erkek çocuğun olmasıyla ilgili olan bir niyetinde Allah'ın adını anmaması inşallah. Çünkü ayet-i kerime Hazreti Peygamber'le ilgili de yani kendisine e, Zülkarneyn, e, ruh ve Ashab-ı ilgili soru sorulduğunda, e, yarın Buyurun. bunun cevabını vereceğim şeklinde bir cümle kurduğunda orada inşallah, yani çünkü Allah dilemedikçe e, insanın dilemesi e, her zaman e, mutabakat sağlamış olamayabilir. Dolayısıyla vahyin Hazreti Peygamber için de uzadı ki ayet-i kerimede de, değil mi inşallah deyiniz. Hı hı. Hani gelecekle ilgili konuştuğunuz çerçeve şey, Allah dilerse Allah izin verirse. Hazreti Süleyman'ın da bunu demediği için o doğan çocuğunun sakat olduğu birinin ve bu aslında sakatlığın mecazi anlamda da o tahtına oturacağın aslında bir ceset olduğu yorumu getirmiştir. Bu imtihandan hareketle. Bir de kendisinin hastalığa düştüğü ve adeta bir ceset gibi. Üçüncü yorum bahsettiğiniz ha. boyut. Dördüncüsü ise daha psikolojik olarak. Yani kolay değil yani bugün bile düşündüğümüz zaman yani Yemen'den Mısır'a efendim hicaz'dan Irak sınırlarına olan bir coğrafyayı yönetmek dediğimiz zaman bu e, Peygamber de olsa zorlayıcı e, zorlayıcı bir durum evet yani, e, burada Konuştuğumuzda... İşte Bunun getirdiği psikolojik boyutun Hazreti Süleyman'daki oluşturduğu durum ona bir... ...hani cesedi daha mecazi anlamda o psikolojik durum olarak yorumlandığını söyleyip... ...söyleyenler de var. Sa'd suresi 34. ayette hocanın söyledi. ...biz Süleyman'ı da imtihan ettik ve onu tahtı üzerinde adeta ruhsuz bir ceset halinde bıraktık... ...sonra o bize yöneldi diye devam ediyor... Ee, sevgili seyircilerimizden gelen çok soru var. Ee, onlar arasında mesela bazıları not aldı. Can Zekioğlu demiş ki e, yüzüğü şu anda nerede? Ahit sandığında mı gizli demiş. Bir başka seyircimiz e, Melike Hanım'ın sorusuydu. Ee, Süleyman Mabedi'nin neden yaptırmıştır? Akıbeti sonra ne olmuştur diye de sorduğu bir soru var. Onun dışında mesela Yılmaz Bey galiba 58... Ondan sonra Süleyman'ın emaneti o sandıkta mı varsa hangi emanetlerdir diye soran olmuş. Hazreti Süleyman'la ilgili olarak biz zaten tanıtımda da vermiştik. Falaşalar onun soyundan geldiğini iddia ediyor. Nedendir diye soranlar var. Ondan sonra bakıyorum. Çok değişik. Şimdi bunları bir not alayım ben. E, gündem ötesi artı ile devam edeceğiz. Kısa bir ara. Uzun mu reklamımız arkadaşlar. Tamam çok uzun değilmiş. Birazdan görüşelim. Gündem ötesine devam ediyoruz. Gündem ötesi artı ile bu bölümde iki sevgili arkadaşımızla beraberiz Nebat'la ve Fırat'la. Doçent Doktor Abdülkadir Macit hocamıza sorularımızı yönelteceğiz. Hep birlikte hazır mıyız? Hazırız. Evet. Seyircilerimizden de soruları not aldınız değil mi? Evet. Eyvallah. Pekala. Nebahat'cığım başla sen. Ben Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okuyorum. İlk sorumu sormak isterim hocama. Buyurun. Hazreti Süleyman'a birçok yetenek verildi, üstün özellikler verildi. Bu özelliklerin büyücülük olarak algılanmaması için ne yapmıştır? Evet. Şimdi belki... Üstün özellikle verilmiş tiri e, şöyle de e, anlayarak soruna cevap kısaca vermiş olayım. E, Hazreti İbrahim'den itibaren e, İsrail oğulları e, dediğimizde e, aslında insanla önderler olarak seçildiklerini görüyoruz ki peygamberlik Hazreti İbrahim'den sonra oğlu İshak ve İsmail. Hazreti İshak'tan Hazreti Yakup Hazreti Yakup'tan Hazreti Yusuf, Hazreti Yusuf'tan Hazreti Musa. Hazreti Musa'nın yanında Hazreti Harun. Hazreti Harun'dan Hazreti işte Davut ve Süleyman. Ardından Hazreti Zekeriya, Yahya, İsa dediğimizde bu çizgi İsrail İsrailoğullarını teşkil eden bir boyutta. Burada yani Hazreti Musa niye bir güç konumuna gelmedi de diyelim Hazreti Süleyman bir güç konumuna geldi e, durumu İsrailoğullarının e, durumuyla da ilgili olarak karşımıza geliyor. Çünkü Hz. Musa döneminde İsrailoğulları oğulları Firavun'un baskısı karşısında e, sadece bedenleri değil, zihinleri de köleleşmiş durumda. Firavun'un baskısı Mısır'daki baskıdan dolayı Hz. Musa bu kitleyi Mısır'dan çıkaracak yeniden Filistin topraklarına geri dönüş hareketi ortaya koyacaktır. Ve bu arada o zihinleri de köleleşenler ortadan kalkmış olacak. Yani vefat edecekler. 40 sene çölle ilgili olan bir tih çölündeki olan durum. Dolayısıyla yeni nesil aynı zamanda dünyayı yönetme bilgisi, insanlar önderler olma bilgisiyle yetişmiş olacak. Bu durum aslında Davut ve Süleyman dönemindeki İsrailoğullarını iktidara doğru taşıyan ...bir noktaya getirmiş olacaktır. Hz. Süleyman'ın e, o iktidarının arkasında İsrailoğullarının o dünyayı yönetmeyle ilgili... ...bedenlerini de zihinlerini de arındırıp aslında özgür bir şekilde dünyaya önderler noktasına gelmesini... ...dikkaten kaçırmamak gerekiyor. Yani biz e, biraz Hz. Süleyman'ı tılsımlar üzerinden, sihirler üzerinden e, okunmanın aslında... E, ...yanı sıra veya aksine daha dönemin toplumsal şartları, dönemin siyasal şartları... Öyle ama mesela kuran Kerim'de de bunlardan bahsetmesinin muhakkak bir hikmet olması gerekiyor. Onların mucizeler gerekmiyor. olarak, peygamberleri veyle mucizeler bağlamında aslında bir taraftan düşünerek... ...ama e, İsrailoğullarının Hazreti Süleyman'la ilgili anlatıları daha sonra daha o mucize boyutundan çıkarılarak sihir... E, tılsım üzerinden aktarıla Ama gelmiş şimdi sonuçta durumdadır. İnsan olduğu için hani gizemli ne varsa o cazip geliyor da merak ediyor. Yani bu çok Hı -hı. anlaşılır bir şey değil. İşte e, nedir? Mesela şeytanlardan bahsediyor. Onun emrine verilen şeytanlardan bahsediyor. Bir ayda giden gelen rüzgardan bahsediyor. Ondan sonra ordusundan bahsediyor. Ama bir taraftan çok zenginliğinden de bahsediyor. Bu da mesela Hı -hı. ilginç. Yani bir peygamberin bunca zenginliğe sahip olması onun da belki. Hani dedik ya az önce imtihan hususunda belki imtihanlarından bir tanesi de var olan malıydı. Yani Tabii. öyle de görülebilir. O yüzden mesela kaynaklarda Hazreti Süleyman'ın diğer peygamberlerden daha sonra e, cennette gideceği ha, en son girici ile hatta. Çünkü evet, bu kadar nimet var. verilip de bunların nasıl kullanıldığı hususunda nasıl seferber edildiği hususundaki hesabının uzunluğu da aktarılıyor. Yani nimet beraberinde külfeti getiriyor. Hmm. Yani neye sahipseniz onun imtihanını da aslında veren noktaya geliyorsunuz. O yüzden e, o iktidar Hazreti Süleyman için beraberinde bir imtihanı da e, getiriyor. Fıratcığım senden çok özür diliyorum. Bak çok özür diliyorum tam yerine geldiği için. Ama mesela Hazreti Süleyman örneğinden şunu da görüyoruz. Demek ki dünyevi isteklerde de bulunmanın bir sakıncası yok. Çünkü o da yani kimseye şey sahip olamadığı bir hükümranlık istiyor. Ee, Allah da ona hepsini vermiş yani. Verdikçe de vermiş hakikaten. Hani doğru ile yanlışı ayırt edebilecek bir zeka e, vermiş. Bir vicdan vermiş. Yani Özel olarak Hazreti Süleyman'da bahsettiğiniz noktada aslında duası var. Hükümranlık verilmesi. Ama buradaki hükümranlık talebi e, tefahür. Yani övünme veya başkalarına tahakküm etme olarak olmaktan ziyade aslında daha başkalarının ortaya koyduğu zulmün efendim adaletsizliklerin ortaya kaldırılması noktasında bir güç. Çünkü Hz. Süleyman bunu tesis etme noktasında bu gücü e, o insanlığın hayırına seferber etmiş durumdadır ki Kur'an-ı Kerim'de de Firavun'dan da Nemrut'tan da ayıran müsbet anlamda bir imparator melik noktasına evet. getiren özelliği de budur. Dolayısıyla aslında buradan hareketle Müslümanlar gücün efendim müspet olarak verilmesi hususunda dua etmeliler. Evet, teşekkürler. Fırat. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Fırat Cemaloğlu Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Lisans öğrencisiyim. Benim sorum Nehmi suresi 15. ayette Davut ve Süleyman'a verilen hususi ilim nedir? Evet. evet. E, bu aslında şöyle Hadid suresi e, 24. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah üç kavramdan bahseder. Bu üç kavram birinin olmadığında diğer ikisinin anlam kaybına uğradığı kavram olarak ortaya koyabiliriz. Yani üçü bir arada olduğunda tam bir boyut ortaya koyar. Birincisi vahiy, ikincisi nizam, üçüncüsü güç. Tabi ayet-i kerimede vahiy, nizam, mizan, düzen, üçüncüsü de güç derken hadit kavramı orada geçer. Allah, yani ayet-i kerimede Rabbimizin ifade ettiği şey şu. Cenab-ı Allah e, dikeyde e, insanlara vahyi indiriyor peygamberlerle. O peygamberlerin getirdiği bilgiye efendim sahip olduğunuzda, e, kabul ettiğinizde, pratik hayata yansıttığınızda o sizi bir düzene taşıyor, bir nizama taşıyor, bir e, düzen ki biz buna nizam, nizamı alem şeklinde söylüyoruz. Ama bu düzeni sürdürebilmeniz ve yaygınlaştırabilmeniz için güce ihtiyaç var. Yani Hazreti Süleyman'ın o bilgisi aslında program esnasında belki farklı şekillerde söylediğimiz gerek İslam'ın bilgisini aktarmak daha teorik düzlemde, pratik düzlemde gerek siyasal anlamda o geniş coğrafyayı yönetebilecek bir siyaset bilgisi o e, ipek yoluna hakim olduğunuzda iktisadı yönetebilecek bir iktisat bilgisi. Bütün bunları düşününce bu bilgi aslında e, verildiğini e, söyleyeyim Bu bütün peygamberlere verilmiştir. Hz. Süleyman'a da verildiğinde onun dönemi bunu e, düzene taşıdığından dolayı büyük bir güç olmasına beraberinde getirmiştir. Teşekkür ederim. Benim sorum da hocam, ilk bölümde çok konuştunuz, bahsedildi, farkındayım ama yine de merakla sormak istiyorum. Belkıs bir kadın hükümdar ve Kur'an'da da adı geçiyor. Sizce bu Kur'an'da adının geçmesinin hikmeti nedir? Evet, bunu biz yani o hürmet, efendim nezaket, hak karşısında, kabul eden bir genişlikle bağlantılı olarak düşünmek gerekiyor. Yani Belkıs'ın orada aslında çok mantıki ve makul olarak karşısında yer alan güç karşısında bunu kabul etmek, buna itaat etme noktasındaki olan boyut. Yani aslında onu... Allah'ın lütfu İslam. yani onun imana gelmesi noktasında noktası belki Allah'ın da orada ismini geçirmesi verdiği bir Değil mi yani burada nimet ona da. Ebu Süfyan'la Ebu Cehil örneğinde de aslında ikisi Hz. Peygamber ile muhatap olan noktada. Hmm. Ama birisi o muhataplığını efendim kabul etmekten ziyade daha zulmedici, daha baskı uygulayıcı, daha hakkı reddedici noktada kullanırken Ebu Cehil konumuna gelen ama diğeri daha mute değil, daha işbirliğine dayalı, daha açık olduğunda onu e, İslam'a taşıyan bu Feth'te de. Aslında Nebat'ın sorusu şu manada çok güzel. Şimdi mesela burada e, az önce ne dedik? Hani teyzesinin oğlu ve aynı zamanda katibi mi dedik? ...Asab bin Berahya. Mesela evet. Kur'an-ı Kerim'de bu isim zikredilmiyor ama Belkıs'ın ismi geçiyor. Yani ismende... biz evet. onun varlığından haberdarız. O yüzden o ismi veriyor olmasının da bir şey herhalde hikmeti vardır düşün, diye düşünerek soruyor. Evet, benzer noktada. Hani e, aslında İnsan dediğimizde kadınıyla erkeğiyle bir bütünden bahsediyoruz. Dolayısıyla Kur'an bu anlamda bahsederken muhatap kitlesi de kadın erkek olduğu için e, örneklerini ikisini de dikkate alarak yani Hz. Meryem'in de isminin geçmesini, hı hı. Hazreti e, İsmail peygamberin annesi e, efendim Hacer annemizin isminin geçmesini de düşündüğümüzde müsbet anlamda Allah aslında bize bir örnek olarak sö söylüyor. ben kız ismini de. Fırat. Hz. Süleyman'ın mabeti yıkılınca ait sandığının akıbeti ne oldu? İsrailoğulları, e, Hz. Süleyman sonrasında o 12 kabilenin 10 tanesi İsrail devleti olarak, 2 tanesi de Yahuda devleti olarak ayrılacaktır. Yani o Hz. Süleyman'ın tuttuğu asabiye parçalanacak. Ve bu parçalanma e, İsrail devletini e, al karşısında efendim, ee, Yahuda devletini ise Babilliler karşısında yıkıma uğratacaktır. İsrail'in bu, e, İsrail oğullarının bu yıkımlar karşısında hayatları sürgün hayatıdır. Yani Bahtun Nasr'ın e, Kudüs, e, Filistin bölgesini ele geçirdiğinde bunu e, o ahit sandığıyla ilgili ele geçirdi, imha etti. Daha sonrasında Tevrat'ın bunun üzerine e, yeniden yazılma ile ilgili tahrif e, sürecinin gerçekleştiğini düşündüğümüzde bu baskınlar yani gerek Babil sürgünü, ardından Roma döneminde yaşanılan sürgünler, Hz. Peygamber döneminde Hicaz'dan yaşanılan e, sürgünleri düşündüğümüzde bütün bunlar o Tevrat'ın nüshalarının kaybolması, sandukanın kaybolması, yerine yeni e, yazımların tahrifatla beraber oluşmasını beraberinde getirmiş durumdadır. Nebat benim sorum şöyle. Görünmeyen varlıklar insanlar ve hayvanlardan oluşan bir ordusu vardı Hazreti Süleyman'ın. Bu orduda hangi hayvanlar vardı? Bu ordu kimlere karşı savaştı? Evet. Bu ordu Hazreti Süleyman'ın orada yani harita üzerinden ilk anda söylediğimiz noktada Hititlilerin zayıfladığı dönem itibariyle işte gerek Irak gerek İran toprakları etrafında olan aslında sultanlara karşı verdiği bir mücadele ile geçmiştir. Ordu içerisindeki hayvanlar arasında bir önce ayet kerimede de geçtiği üzere anlatıldığı üzere özellikle kuşların olduğu ama bu kuşların da aslında bir taraftan istihbari bilgi ordunun seferinin esnasında gerek su kanalları gerek yolların durumu hususunda seferber edildiğini söyleyebiliriz. Karınca ile ilgili ifade edilen ve diğer hayvanların dilini bilmesi aynı zamanda o hayvanların da bu seferlerde efendim ordu içerisinde yer almasını beraberinde getirmiş durumda da bu şu anlama geliyor. Siz Allah için bir ömür sürerseniz Allah size sadece insanları değil cinleri de sizin yardımınıza getirir. Hayvanları da sizin emrinize amade kılar. İçinde yaşadığınız dünyanın yani o tabiat dediğimiz boyutu da sizin yanınıza yardımcı olarak verir. Hazreti Süleyman bunun tam zirve örneği olarak karşımızda duruyor. Falashalar neden soyunu Hazreti Süleyman'a dayandırıyor veya neye dayanarak bunu söyleyebiliyorlar? Evet. Şimdi bugün Falaşalar dediğimizde Etiyopya bölgesinde yaşayan Yahudilerle ilgili olan bir boyutu kastediyoruz. Burada dikkat ederseniz Etiyopya dediğimiz yani başta harita da da gösterdiğimiz boyutta Etiyopya bölgesi o Güney İpek Yolu bağlamında Yemen'le çok net irtibat halinde olan bir noktada. Yani Güney İpek Yolu'na hakim olmak isteyen toplumlar için burası önemli bir hat ki Hazreti Peygamber'den önce de özellikle Hristiyanlık Aksum Krallığı Hristiyanlığı kabul ettiğinde Yahudilerin sürgünüyle Etiyopya'ya giden toplamasına bunlar Etiyopya'nın yerlileri ancak o sürgünle Yemen bölgesinden Etiyopya bölgesine göç etmek zorunda kalan Yahudilerin Etiyopya bölgesindeki insanları Yahudileştirmesiyle ilgili olan bir arka planı tarih arka plana sahip olduklarını söylemiş olmam gerekiyor. Bu 20. yüzyılda e, İsrail devletinin de yine bir Yahudi e, efendim sürgünüyle o topraklara doğru e, gönderdiği yani hem tarihi arka planda hem son asırda yaşanılan hadiseler onların e, anne aynı anneden efendim olmadıkları halde Yahudi e, statüsünde değerlendirilen kitleler olduğunu söylemiş olmam gerekiyor. Dolayısıyla orada Sebe Melikesi Belkıs'ın soyundan Etiyopya'daki toplumlar olduğunu o irtibatla ifade etmek gerekiyor. Bir şey diyeceğim, onları zaten Süleyman operasyonuyla getirdiler. Yani operasyonun ismi Süleymandı. Evet, yani o tarihi arka plan değil, bir taraftan vurgu... Gayet takip ediyorlar. Evet. Hocam teşekkür ederim. Eyvallah. Ben teşekkür ediyorum. <laughs> Kapatıyorum değil mi arkadaşlar? Eğer varsa süremiz yine sorularımız var bir süre elimizde. Fırat Nebat teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yine gelin canım. Abdülkadir Macit hocam çok teşekkürler. E, seyircimiz açısından da gayet doğru, doğrucu ve güzel bir program olduğunu e, burada gelen mesajlardan okudukça anlıyorum. E, i̇nşallah yine gündem ötesinde sizi ağırlarız. Teşekkür ederiz geldiğiniz i̇nşallah. için. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, suar olun. Sevgili seyircilerimize de teşekkür ederiz bizi izledikleri için programı Ebru Yücel hazırlıyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarım da tek tek teşekkürlerimi burada sunuyorum. Gelecek hafta inşallah yine Gönül Dağı'nın ardından Cumartesi gecesi TRT1 ekranlarında buluşalım. Görüşünceye dek hoşçakalın. Teşekkürler.